Anadolu Soruyor programımız başlıyor. Başkentten bütün Türkiye'ye ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza gündeme ilişkin değerli bir konuğumuzla birlikte önemli bildiri aktarmayı umut ediyoruz. Şu anda 22 Uydu kanalıyla ortak yayındayız. Amacımız bizler bu yoğun gündem içerisinde sizlerin doğru haber almasına yardımcı olmak. Bildiğiniz gibi Türkiye şehitlerini ağlıyor. Asrın felaketi 6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük felaketin ardından bir kez daha yaralar depreşti. Bir kez daha oradaki o büyük yıkımı hatırlamış olduk. Konuğumuz AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş. Efendim hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Dün gece idrak ettiğimiz Miraç gecesini Rabbim mağfiretiyle mazhar etsin. Amin. İnşallah dualarımız kabul olmuştur. Biliyorsunuz bir de dün 6 Şubat depreminin seneyi devriyesiydi. 53.500 civarında insanımızın hayatını kaybettiği, hepimizi acıya zerk eden bir durum söz konusuydu. Şimdi o günü hatırlıyorum, gerçekten olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Orada hayatını kaybeden insanlara Rabbimden rahmet, tüm yakınlarına ve Türk milletinin başsağlığı diliyorum. Rabbim inşallah Miraç gecesi hürmetine, Müslümanların duaları hürmetine umuyoruz, diliyoruz ki böyle bir felaketi bir daha dünyada, ülkemizde, İslam aleminde göstermez diye ümit ediyorum. Ve yurt dışından, yurt içinden bizi izleyen değerli kardeşlerimize de buradan hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. 22 tane kanaldan, frekanstan yayın yapmak önemli bir unsur. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden üyelerinize baktım. Evet. Türkiye'nin doğusundan, batısından, İç Anadolu'sundan, güneyine, kuzeyine kadar tam bir Anadolu. Her taraftan tam bir Anadolu'nun sesi, Anadolu'nun rengi gibi gözüküyor. Ben de yayınlar diliyorum. Efendim özellikle Anadolu Yayıncılar Federasyonu'na dernek aşamasında da çok büyük destekleriniz oldu. Biz bu anlamda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programımızda Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbüyük Bey ile ve aynı zamanda Kon TV Ankara Haber Koordinatörü Çetin Altan Bey ile birlikteyiz. Sayın Bakanım, 6 Şubat asrın felaketi çok büyük bir yıkım ve hummalı bir çalışma süreci devam ediyor. Dayanışmanın en üst seviyeye çıktığı bir süreçti. Geçen yılı hatırladığımız zaman hakikaten insan bir kez daha o büyük acıyı hissedebiliyor. Ama üzüldüğümüz başka bir nokta, böyle büyük bir yıkımın da maalesef politik malzeme ediliyor olması. Bu acı bir şey. Aradan geçen zamanda ülkemiz, vatan milletimiz neler yaptı, hükümetimiz neler yaptı ve bu politik yaklaşımı da efendim yorumlar mısınız? Hasan Bey, hatırlayın. O gün 6 Şubat tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli gündemlerinden birisi EYT'in ile ilgili bir yasal mevzuattı. Deprem olduktan sonra AK Parti Genel Merkezi ile yaptığımız istişare çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tatil etmek ve milletvekili arkadaşlarımızın bölgeye gitmesini sağlamak üzerinde bir görüş birliğinde bulunmuştuk ve diğer siyasi partilerle de bu işi yaptık. Çünkü o gün ilk anın oluşmasıyla birlikte herkes deprem bölgesine intikal edip oradaki meseleyi değerlendirmek, yaraları sarmak, insanların acılarını paylaşmak için bir gayret içerisinde bulunmuşlardı ve bir aya yakın bir süreyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tatil ettik. Çünkü İstanbul milletvekili olan arkadaşımızın Kahramanmaraş'ta akrabaları var. Kayseri milletvekili olan arkadaşımızın Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Hatay'da akrabaları var. Rize milletvekili, Elazığ milletvekili, Konya milletvekili olan arkadaşlarımızın o bölgede akrabaları var. Onlarla dertleşsin, paylaşsın, sarılsınlar, kucaklaşsınlar diye gönderdik. Ve o bir aylık süre içerisinde AK Partili milletvekillerinin sahada yaptıkları işte sosyal medyada paylaşımlarını hemen hemen hiç görmezsiniz. Belki tesadüfen vatandaş kendisi paylaşmıştır ama biz milletvekilleri olarak, AK Parti teşkilatları olarak bunu bir acıyı ranta çevirme yolunda gitmedik. Gitmeyi insani ve İslami bir davranış şekli olarak görmedik. Ama bakıyorsunuz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan o zaman Grup Başkan Vekili Sayın Özgür Özel'in sanıyorum İskenderun Belediye Başkanı ile bir tartışması var. Belediye Başkanı diyor ki benim burada canlarım gitmiş, içim yanıyor.
Siz siyasi rant peşindesiniz, siyasi söylem peşindesiniz. Bırakın Allah aşkına, böyle günlerde siyaset mi olur diyor. İşte oradaki zihniyet oydu. O dönemin genel başkanı, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun sabaha karşı danışmanı vasıtasıyla yayın yaptığı, canlı yayın yaptığı, yani 7 veya 8 Şubat tarihinde insanların perişan olduğu, moral motivasyonlarının bittiği, olağanüstü bir şefkatle karşı karşıya bulunmak istediği andan ziyade tahrik kokan bir mesajı ki Sayın Kılıçdaroğlu umuyorum, sanıyorum ondan mutsuz olmuştur öyle bir mesajdan. Yani sabaha karşı burada kimse yok, insanlar can çekişiyor diye ki 11 ili etkileyen böylesine bir büyük depremin olmadığı, yaşanmadığı aslım felaketi dediğimiz yani hemen hemen 500 kilometrelik, 1000 kilometrelik bir sahayı, bir hattı. Birbirine komşu illerde bakalım. Yani. Komşu iller ve birbirlerine komşu illerden yardım gitmesini engelleyecek bir pozisyonun veya oradaki alet edevatın insan kaynaklarının intikal etmesini zorlaştıracak bir durumun var olduğu bir dönemde maalesef böyle bir şeyin yapılması yanlış oldu. Ama şunu samimiyetle söylüyorum ki biz AK Parti milletvekili olarak, AK Parti teşkilatları olarak, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere bunu bir siyasi ranta döndürmek değil, insanların yarasını nasıl sarabiliriz, onların acılarını nasıl paylaşabiliriz, nasıl hafifletebiliriz hesabıyla bu işi yaptık. Çünkü bu iş tamamen insani bir işti ve bunu da gerçekleştirdik. Biliyorsunuz o günlerde çok dezenformasyon yaptılar. İşte AK Partilileri kurtarmaya çalışıyorlar. Önce kendi adamlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Ya Allah rızası için 14 milyon insanın etkilendiği 11 vilayetin deprem felaketiyle yüz yüze olduğu bir dönemde siz o yıkılmış ortamlar içerisinde hangi AK Partili'nin ev adresini bileceksiniz? Hangi AK Partili üyesinin nerede olduğunu, nerede yaşadığını tespit edip onlara yardım etmeye gayret edeceksiniz? Yani insanların meleklerle yan yana bulunması gereken bir noktada şeytanları omuzlarına, şeytanlarını yol arkadaşı ederek böylesine bir ahlaki yoksunlukla, vicdani sorumsuzlukla karşı karşıya olduğu bir pozisyonla karşılaştık. Biliyorsunuz bir milletvekilimiz, Allah rahmet eylesin, Adıyaman milletvekilimiz hayatını kaybetti. Eski milletvekilimiz, Kahramanmaraş milletvekilimiz hayatını kaybetti. Hatay milletvekilimiz Hüseyin Yayman'ın ailesinden 13 kişi hayatını kaybetti. Yani böyle bir zamanda, böyle bir durumda insanın yakınlarını değil, en yakında bulunan insanın hayatını kurtarmak için gayret gösterdiği bir süreçte böyle bir ahlak yoksunu bir şeyde doğru bulmuyorum. Bakın çok önemli olaylardan birisi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir sözü anlamından, mecrandan ayrıştırarak bize oy vermezseniz şu merkez idareyle uyum içerisinde çalışmazsanız ne olur gibi ifadeyi çarpıtarak işte onun için demek diyor Cumhurbaşkanı Hatay'a hizmet götürmedi diyor. Hatırlayın orada Defne Hastanesi vardı. Defne Hastanesi'nin temeli atıldı. Gittiler dediler ki buraya beton toprağın üzerine bir beton parçası döktüler dediler. Ama 3 ay sonra Defne Hastanesi açılınca herhalde utanmışlardır. Utanınca yerin dibine geçmeye çalışmışlardır. Bugün deprem bölgesinde 6 milyon civarındaki yapı denetlenmiş. Hemen hemen 840 bin civarındaki yapı ağır hasarlı ve yıkılma mecburiyetinde kalan bir ortam içerisinde değerlendirilmiş. Ve dün itibariyle de 40 bin civarında insanımıza kurayını ev teslimatı çekilişi yapılmış. Ve bu ayın sonunda da Mart ayının sonunda da 200 bin konutun teslim edileceği bir süreç içerisindeyiz. Yani 110 binden fazla insan deprem bölgesinde çalışıyor. Şu anda Ankara'da, İstanbul'da, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde inşaat işçileri, inşaat sektöründe çalışan ekip ve ekipmanları bulabilmekte büyük bir sıkıntı var. Duyuyorsunuz, biliyorsunuz. Bugün bir şeyin
ustanın o bölgedeki yevmiyesinin 3.000 lira 4.000 liraya çıktığını duyuyorsunuz. Yani olağanüstü derecede depremden zor duruma düşmüş insanların yaraları sarılsın diye bir an önce sıcak mekanlara oturulsun diye büyük bir gayret içerisindeyiz. Şu anda demir sıkıntısı var, çimento sıkıntısı var, işçi sıkıntısı, eleman sıkıntısı, makine teçhizat sıkıntısı var ama bunları aşmak için gayret ediyoruz. Yani özellikle hükümetimiz oradan şantiyeler kurdurarak, beton santralleri orada oluşturarak daha hızlı, daha verimli hale getirmeye çalışılıyor. En son Çevre Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı çok önemli işlerden birisi çelik konstrüksiyon konutlara girmeye başladı. 40 binin ihalesini yaptılar. Yer tespiti biliyorsunuz o bölgedeki 680 bin veya 800 bin bağımsız birimin hasar görülmesi, oturulamaz, yaşanılamaz bir halde olması ve depremin üzerinden bir haftayla süreyle arama kurtarma çalışmalarının devam etmesi, arkasından da enkaz kaldırılması ile ilgili bir süreç var. Nereden baksanız 3 ay sonra başlayan yer tespitleri, çünkü depreme dayanıklı yer tespit etmeniz gerekir. Yer tespitleri münasebetiyle 3 ay sonra ancak inşaata başlama süreci var. Aralık ayında da zaten işlerin yağmurdu vesaire gibi kış şartları münasebetiyle biraz gecikmesiyle 2023 yılında ancak çalışılabilen zaman herhalde 7 aylık bir zaman olmuştur. 7 aylık bir zaman içerisinde 200 bine yakın bir konutun teslim edilmesi de olağanüstü bir süreçtir. Nitekim muhalif medyadaki bir enkırmenin birisi dedi ki yabancı gazeteciler geldiler orada incelemeler yapıyorlar ama şaşırdılar. Dünyanın hiçbir yerinde aynı anda böyle bir inşaat faaliyetinin olabileceğini görmek mümkün değil diye ifade ettiler. Yani böylesine bir azmin, gayretin ve insanlara yardım etme aşkının bulunduğu bir süreçte bizim maalesef siyasi muhaliflerimiz bunu farklı şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. Ama milletin adalet terazisi bunların hepsini açık ve net bir şekilde gözüküyor. Sayın Bakanım, tabii deprem konusu çok geniş. Belki de birkaç programla ancak konuşabiliriz. Olağanüstü işler yapılıyor. Dediğiniz gibi yabancı basın mensupları da şaşkın. Ama bizim gündem çok yoğun. Zeki Bey'le devam ediyoruz. Sayın Bakanım, seçimlere yaklaşık 53 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim çalışma nasıl gidiyor? Özellikle baktığımız zaman büyük şehirlerin genelde aday adayların tanıtımı yapıldı, ilçeler, beldeler ama illerde hala da açıklanmayan yerler var. Ne zaman açıklanacak? Adaylar belli oldu mu ilçelerde? Ne görüyorsunuz efendim? Zeki Bey, üst kurulda aldığımız karar gereğince inşallah bu hafta sonu 30 büyükşehir, 50 şehrimizin adaylarını açıklayacağız. Bunlardan 10 civarında olanı Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı ve açıklayacak. Geriye kalan 20 büyükşehirde genel başkan vekilleri ve üst kurulda bulunan genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız açıklamalarını gerçekleştirdiler. Yarın inşallah biz arkadaşlarımızla beraber Mersin ve Adana'yı açıklayacağız. Bugün diğer arkadaşlarımız çeşitli büyükşehirlerin açıklamalarını yapacaklar. Cuma günde olağanüstü bir durum olmazsa biz Düzce ve Bolu'yu eğer program çerçevesinde dünkü yapılan bir eskizde ön çalışmada Düzce ve Bolu ile ilgili bir açıklama söz konusuydu. Benim arkadaşlarımla beraber yapacağımız açıklamaydı. Yani bu hafta sonuna Cuma veya Cumartesi günü 51 il ve 30 büyükşehirin aday tanıtım programlarını Cumhur İttifakı olarak gerçekleştiriyoruz. Ben ilk etapta memleketim Kayseri'yi açıklamak için programlamıştık. Ama o zaman Konya'ya gidip açıklama ihtiyacı hasıl oldu. Konya'da programı gerçekleştirdik. Siz de takip ettiniz herhalde. Evet. Arkasından Kayseri, daha sonra da Denizli adaylarının tanıtım programını yaptık. Salonlarda olağanüstü. Havayı nasıl gördünüz efendim? Yani seçim havasına girmiş mi? Zeki Bey, müthiş bir heyecan ve motivasyon var. Çünkü bu adaylık sürecinde
Bu sene bu dönemde farklı bir çizgi, farklı bir konsept geliştirdik. Önce illerde bir temayül yoklaması yaptık. Bütün il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri oy vermesi gerekecek. Kayseri'de herhalde 1500 kişiydi, Konya'da 1700-1800 kişiydi. İstanbul'da 4-5 bin kişi civarındaydı herhalde. Onların bir temayülleri alındı. Arkasından o temayüller çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bütün illerin il, ilçe, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve belediye başkanları, milletvekilleriyle birlikte toplantılar gerçekleştirildi. Toplam 81 ilin bu şekilde toplantıları hayata geçmiş oldu. En önemli unsurlardan birisi, mesela İstanbul'dan 328 kişinin il, ilçe, ana kademe başkan ve kadın gençlik kolları başkanlarıyla, milletvekilleriyle yapılan toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız 28 arkadaşımıza söz verdi. Onlar kanaatlerini beyan ettiler. Konya'da 80 arkadaşımıza söz verdi. Erzurum herhalde 60 arkadaşımız konuştu. Mardin, diğer vilayetler, bütün gelenlere Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi. Onların görüşlerine değer verdi. O da şunu ortaya çıkardı. Bütün teşkilatlar aday belirleme sürecinde artık bir talimat alan değil, etkili bir pozisyonda oldukları kanaatine olundu. Diyelim ki Elazığ'da 50 kişiyle konuştuk ama 50 kişi ben Ahmet Bey olsun dedim, siz Mehmet Bey olsun dediniz, Hasan Bey de Ali Bey olsun diye söyledi. Bunlardan baktık en çok çıkan kim? O çıkanları ankete koyduk. Evet. Yani süreci o hale getirdik. Sanırım heyecanın yüksek olmasını da dinlediğiniz. Heyecanın yüksek olmasını, çünkü artık teşkilatlar bu işin sorumlusu ve sahibi haline gelmiş oldu. Yani benim söylediğim değil, bizim söylediklerimizin içerisinde en çok çıkan kimse. Yani artık benden çıktık, biz noktasına doğru getirerek bizim söylediklerimiz içerisinde en çok kimin adı çıkıyor? Ali Bey'in adı çıkıyor. Arkasından da Ayşe Hanım'ın adı çıkıyor. Bunları ankete koyarak değerlendirmeye başladık. O anket içerisinde 3, 4, 5, 2 neyse anket içerisinde koyduklarımızda eğer çok yakınsa bu ihmal edilebilir. Diyelim ki halk tarafından tanınırlık oranı %50, tanıyanlar arasındaki oy veririm diyenlerin oranı %45. İkinci kişinin halk tarafından tanınırlık oranı %45, %40. Oy veririm diyenlerin oranı %47. Arada bir çok az bir farklılık çıkıyor. İhmal edilebilir bir istatistik gibi fark ortaya çıkıyor. Hemen teşkilat arıyoruz. Diyoruz ki il başkanına bak böyle böyle iki adayımız da önünde çıktı. Sizin tercihiniz nedir diyoruz. Eğer il belediyesi ise teşkilat ve oradaki kadın kolları, gençlik kolları başkanlarının kanaatlerini yansıtıyoruz. Diyoruz ki madem %47, biri 45, biri 47 almasına rağmen il başkanı ve oradaki arkadaşlarla yaptığı istişare sonucunda %45 anketlerde çıkan kişi bizim için daha iyidir ve kazanabileceğimizi tahmin ediyoruz diyorsa onların söylediğini gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunu ilçelerin nezdinde baktığımızda il başkanı, ilçe başkanına istişare ederek o bir kanaat oluşturmuş oluyor. Eğer orada da bir tereddüt olursa, il başkanı herhangi biri olur diye yükü bizim omuzlarımıza yüklüyorsa o zaman yeniden anket yaptırıyoruz. Veya diyoruz ki başka bir alternatif var mı? Eğer alternatif varsa onu da yeniden ankete sokuyoruz. Ya da o iki kişi üzerinde yeniden anket yapıyoruz. Eğer aynı sonuçlar çıkarsa il başkanı, ilçe başkanlarının dedikleri kanaat veya oradaki bizim, onlar bize söyledilerse bizim o süreç içerisindeki yaptığımız değerlendirmeler ve anket firmasının anket rakamlarını okuması sonucunda ortaya çıkan sonuca göre adaylarımızı tespit etmiş oluyoruz. Böyle bir süreç devam ediyor. Katılımcılık olduğu için bu süreçte yani toplam her vilayette 100 kişinin var olduğunu, ortalama 100 kişinin var olduğunu düşünürsek Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 8 bin kişiyle istişare edip 81 il
922 ilçe, 300 civarındaki beldenin aday adayları ile ilgili görüş ve kanaatlerini belirleyen 8000 üzerindeki teşkilat mensubunun bu işe ortak olması önemli bir pozisyon. O heyecanı da beraberinde yaşıyoruz. Yani gittiğim yerlerde, ilçelerde dahil olmak üzere hakikaten müthiş bir şey var, kenetlenme var. Cumhur İttifakı olarak olağanüstü bir kenetlenme var. Biz mesela yarın inşallah saat 14'te Mersin adayı tanıtım programını gerçekleştireceğiz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın Sayın Milliyetçi Hareket Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkanımız, adayımız oradan tespit olacak. Yanlış hatırlamıyorsam 5 ilçe AK Partili Belediye Başkanı adayı, diğerleri Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı adayı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Cumhur İttifakı'ndan AK Parti adayı. Adana'da da 5 ilçe AK Partili belediye başkan adayı, geriye kalan 7 veya 8 ilçede Milliyetçi Hareket Partisi adayı tanıtılacak ve o tanıtımla birlikte start vermiş olacağız. Sayın Bahçeli Mersin'de miting yaptı ama aday tanıtım programı ve bu konuyla ilgili teşkilatların kavuşması, kucaklaşması için bu işi de birlikte yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Bir paydaş katılımı var. Ya bu merkezdeki Cumhur İttifakı işbirliği, Cumhur İttifakı çalışmalarının yansımalarını biz il, ilçe, beldelerde de görebiliyoruz. O enerjiyi, sinerjiyi, o birlikteliği, sıkıntısız, sorunsuz değil mi efendim? Şimdi bir biz teşkilata ehemmiyet veren iki siyasi partiyiz. Evet. Bütün arkadaşlarımız bizim için çok değerlidir. Belde başkanlarımız, mahalle temsilcilerimiz. Onların kanaatleri az önce anlattığım süreçten geçti ve geldi. Şimdi bizim buradan diyelim ki benim istediğim bir kişi, ben Kayserliyim, Kayseri'nin şu mahallesinde muhtar adayı olmadı. Belediye başkanı demeyelim, yanlış anlaşılmasın. Ama yani benim dediğim olmadı diye biz farklı bir şekilde gidilebilecek pozisyonda değiliz. Şunun 15 Temmuz 2016 ve 7 Ağustos Yenikapı müttefikliği artık farklı bir noktaya doğru gitmeye başladı. Özellikle Sayın Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki olağanüstü bir kardeşlik hukuku, birlik hukuku, beka hukuku oluşmaya başladı. Aslında onca da hamle yapıldı, bozulması açısından. Çok hamleler yapılmasına rağmen maalesef bunları beceremediler, yapamadılar. Biz bu partinin organlarının mensupları olarak, bu partinin gönüldaşları olarak, seçmenler olarak, bu davaya inanmış insanlar olarak yapmamız gereken nokta şu: zirvedeki Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli'nin birbirlerine olan nezaketleri, birbirlerine olan güvenleri ve birbirlerine olan saygılarını bizler genel başkan vekilleri, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları, mahalle temsilcileri, ocak başkanları, gönüldaşları, liderlerimize örnek almamız lazım. Eğer liderlerimiz o konuda mutabık kaldıysa, bu konuyla ilgili yapılan, çalışan arkadaşlarımızın gayretleri sonucunda ortaya çıkan ittifak ve görüşmeler sonucuna bizim sonuna kadar destek olmamız gerekir. Ben Rize'de şu adam belediye başkanı da olmasın diye ahlaki çerçevede derim ki yanlış olur bu Hasan Bey, Rize fikrinizi belediye beyan başkanı. Edersiniz yani. Beyan ederim, evet. Ama beyan ettikten sonra alınan veriler ve milletin isteği doğrultusunda kim aday gösterilecekse aday ilan edildikten itibaren onu zirveye taşırmak için omuzuma almam gerekir. Yapılması gereken nokta budur. Zaten şu anda yaptığımız aday tanıtım programında, az önce ifade ettiğim gibi yarınki Mersin aday tanıtım programında ben AK Parti Genel Başkan Vekili olarak Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, adayını Mersin halkına ve Mersin'de yaşayan AK Partililere diyoruz ki biz Cumhur İttifakı'yız.
Biz biriz, biz Türkiye'yiz Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi. Yani bu manada inşallah ayırmadan, ayrıştırmadan canla başla 31 Mart seçimlerini zirveye taşımaya, bütün illerde, ilçelerde karar, kazanmaya kararlıyız. Şunun için sorayım efendim. Bir Cumhur İttifakı rüzgarı var diyebiliriz. AK Parti ve MHP rüzgarı var diyebiliriz bu seçim için özellikle. Ama ben Hatay üzerinden özellikle devam etmek istiyorum. Çünkü çok ciddi tartışmalar da yaşanıyor Hatay üzerinden. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması yine çarpıtılarak sosyal medya üzerinden bir takım algılar söz konusu oldu. Akabinde Kahramanmaraş'ta bir televizyon programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı, İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özasekin'in canlı yayında sarf etmiş olduğu depremzedelere verilen konutlarla ilgili sözü çarpıtılarak yine sosyal medyada çok ciddi algılarla kuşatıldı. Hatay'da özellikle geçtiğimiz süreç içerisinde yapılmayan kentsel dönüşüm çok konuşulmuş, tartışılmıştı. Lütfü Savaş ismi çok konuşuluyor. Lütfü Savaş bugün saat 15'te bir açıklama yapacak, belki adaylıktan çekilecek. Çok farklı gelişmeler söz konusu olabilir. Siz dediniz ya ittifakta bir sıkıntı yok. Orada kendi parti içinde bile bir belediye başkanıyla genel başkan arasında bile bir çelişki söz konusu. Kimin adayı aday olsun sürüncemesi var. Ve Hatay'da özellikle deprem üzerinden bir siyasetle Cumhur İttifakı'na ya da siyasi olarak Cumhurbaşkanımıza ve işte Mehmet Özsesi gibi isimlere yüklenildiğini düşünüyor musunuz efendim? Şimdi az önce 6 Şubat depremini yaşadığımız günler içerisinde biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri gecikerek gitti diye ifade kullandılar. Kimi? Dünden NATO'nun bize bir paylaşım vardı bununla ilgili. NATO'nun bile evet. Evet. Dün bir televizyonda yani yeminli AK Parti düşmanlığı ve yeminli Tayyip Erdoğan nefretçisi bir televizyonun iki tane konuşmacısı orada konuşuyor. Altyazı geçiyor. Diyor ki askeri diyor ilk etapta diyor oraya gönderememişler darbe olur diye diyor. Ya insanın zihni ne kadar böylesine dumura uğramış, zihni ne kadar böylesine saçma sapan bir şeyle dolu olabilecek bir durumda ki ki Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızı yakından tanıyan bir insanın böyle insani meselelerde zerre kadar siyasi menfaati düşünmeyeceğini ben yanında 21 yıldır yanında en yakınında çalışmış biri ve gurur duyarak ifade ediyorum. Böyle bir liderle, böyle bir insanla, böylesine manevi duyguları zirve yapmış, insani duygularının insanlara bakış tarzında yani olağanüstü derecede duygusal bir insanın o gün darbe olacakmış da onun için askeri sahaya sürmemiş şeklinin neye sığdıracağımı, nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum. Bakın size bir örnek. Ankara'nın, Ankara'da yaşamıyorsunuz, siz Cize'de, siz Elazığ'da, siz Konya'da yaşıyorsunuz. Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet, KON TV, evet, Ankara, Ankara temsilcisi. Evet, burada Ankara'da yaşarken bizim metro hattımız vardı biliyorsunuz. Ankara'da çok güzel bir metro hattı gerçekleştirildi. Fakat metronun yer altından geçen kısımlarının maliyeti biraz yüksek. O dönemin belediye başkanı dedi ki bu metro ile ilgili Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın tecrübesi var, biz bunu yapalım. Ve biz kanun çıkardık. Çıkardığımız kanunda dedik ki metroyu eğer büyükşehir belediyeleri isterlerse Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na müracaat ederek aralarındaki yaptıkları bir anlaşma çerçevesinde bu metro Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılır dedik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na soruldu bu. Niye deyince ya kardeşim parasını ben ödüyorum dedi. Daha onlar yapmış, ha ben yapmışım. Doğru. Yani Ulaştırma Altyapı Bakanlığı eğer parasını nereden ödüyor? Biletlerden karşılıyor. Yani arkadaş öyle bir şey yapıyor ki Nasrettin Hoca'nın hani yün hikayesi gibi. Koyunlar dikenlerden geçecek, tel örgüden geçecek. Oradan yünleri birikecek, biriktikten sonra yıkayacak, eğirecek, ip yapacak. Arkasından da elbise dikecek gibi. Yani bir hayal aleminde gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki parasını ben ödüyorum diyor. Halbuki olay şu. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı metroyu yapıyor. Metronun çalışmasından dolayı elde edilen gelirler
metro yapımında harcanan paraya mahsup edilmek üzere vatandaşın ödediği paradan ödeniyor. Şimdi bunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptık. Ne zamana kadar? 2019 yılına kadar yaptık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na söyledik. Dedik ki gelin metronuzu biz yapalım. Hatta o Körfez Köprüsü'nü yapalım. Karşıyaka'dan Alsancak'a giden o köprüyü de biz yapalım. Bunun karşılığını az önceki ifade ettiğimiz kanun çerçevesinde alalım. İzmir Büyükşehir Belediyesi istemedi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi istemedi. 2019'dan itibaren de Ankara Büyükşehir Belediyesi istemedi. Niye? Çünkü bunu merkezi idare yapar. Bunun bütün puanları, siyasi karşılığı merkezi idarenin şeyine geçer, hanesine yazılır. Bir sonraki yapılacak seçimde vatandaş merkezi idarenin gösterdiği belediye başkanını aday gösterir ve kazanır diye. Ya arkadaş, madem metro çok önemli çağdaş bir ulaşım aracıysa, şehir içi ulaşım işiyse, siz bunun yapılması için ne gerekiyorsa yapmanız gerekir. Açılışını sen yapacaksın, açılışında sen bulunacaksın. Birlikte yaptık diyeceksin. Bu imkanlardan faydalanmıyor, ondan sonra vatandaşını eziyete sokuyor. Dün, biraz önce de söylemiştim, saat 17.19. AK Parti Genel Merkezi'nden çıktım. Evime gidiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Genel Merkezi arası 4.3 kilometre. Dikmen kapısı. Evet. Kaç dakikada gittim biliyor musunuz? 4.3 kilometreyi 39 dakikada gittim. Yürüyerek daha hızlı giderdiniz. Yürüyerek daha hızlı giderdim. Değil mi? Çok iyi söylediniz Çetin Bey. Ben Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiydim. 1976 yılında toplu taşıma araçlarıyla gidiyoruz o zaman biliyorsunuz. 7 kişilik minibüsler vardı, büyük otobüsler vardı. O elektrikli troleybüstü herhalde onlar, troleybüsler vardı. Onlarla gitmek yerine evime yürüyerek gittiğim zaman bir saatte ulaşırdım. Demek ki 5-6 kilometrelik bir yermiş. Gençlikte herhalde 6 kilometre saatle yürüyoruzdur herhalde. 6-7 kilometre, 6-7 kilometrelik bir yer. Eğer evime giderken otobüsle gitsem 1,5 saatle saatle ancak gidebiliyordum. Ama yürüyerek gittiğim zaman bir saatte gidebiliyordum. Şu anda Ankara 76 Ankara'sıyla aynı olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Yürüyerek gidebileceğim 4.3 kilometreyi eğer ben 6 kilometre saat hızla gidersem 43 dakikada gitmem lazım. 39 dakikada gitmişim. 4.3 kilometreyi. Bugün Ankara'nın ve tüm Türkiye'nin işler acısı durumu trafik problemiyle karşı karşıyayız. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük kentlerine 25 milyon trafiğe çıkmış araç var. Şimdi belediye başkanları der ki, diyebilirler ki ya 2019 yılında Ankara'da 3 milyon trafiğe çıkmış araç vardı ama şimdi 4,5 milyon araç var diyebilirler. Doğru ama belediye başkanının görevi 2028 Ankara'sının ne olacağını hesap etmektir. 2038 Ankara'sının ne olacağını hesap etmektir. Belediye başkanının görevi bugünü kurtarmak değildir. Belediye başkanı şehir planını yaparken, şehrin gelişmesini yaparken, şehrin ana arterlerinin yanında alternatif yollarını hesap etmek mecburiyetindedir. Yani anladığım kadarıyla farklı algılarla belediye hizmetinden ziyade siyaseten biz koltuğu alalım da nasıl alırsak alırız zihniyetim var efendim muhalefette. Ve bu da vatandaşı hizmetten yoksun bırakıyor. Evet. Vatandaşı işkenceyle yani trafik işkencesiyle karşı karşıya bırakıyor. Şimdi 2019'a kadar merkezi idareyle aynı paralelde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve Ankara halkına yapılan hizmetlerin hatırlayın şey yolu havaalanı yolu 3 ayda bitireceğim dedi veya 9 ayda bitireceğim dedi ve Melih Gökçek bir şirketle otobüs anına iddiaya girdi ve o yolu yaptı. Şeydeki oran TRT'nin önündeki alt geçit. Ya 9 ayda bitti Allah aşkına. Melih Bey 40 günlük alt geçitleri var, 60 günlük alt geçitleri var. O alt geçidi yaptı. Ama Milli Savunma Bakanlığı'nın lojmanlarının orada yayalar için bir geçit var. O yaya geçidine vatandaş düğmeye bastığı anda 2 dakika sonra biliyorsunuz kırmızı ışık yanıyor yayaların geçmesi için. Ve o yolun da uzunluğu dolayısıyla en az 1,5 dakika, çünkü ancak 1,5 dakikada yaya geçidini boşaltabilirsiniz. 1,5 dakika kırmızı ışık yanıyor. O kırmızı ışık nereye gidiyor?
ta Panora'nın oraya kadar trafikte sıkışma ortaya çıkıyor. Tamam. Ya Büyükşehir Belediye Başkanı 2022 yılındaki yaptığı üst geçidi 2024 yılının Ocak ayında trafiği rahatlatabilmek için, alt geçitteki yaptığı alt geçitte trafiği rahatlatabilmek için orada üst geçit yapmayı aklına getiremedi. Şimdi yaya geçidi yapmış. Hala hizmette değil. Bir aydır yaya geçidi de yapılmış. Hizmeti almamış. Yolumun üstü olduğu için Gölbaşı'na gidiyorum. Ben Gölbaşı'nda ikamet ediyorum. Yani o yoldan giderken Çankaya'da Panora'nın üzerinde Oran şehrine giderken o yayalara alt geçit yapmayı 2 sene sonra düşünebilen bir belediye başkanı var. Yani kaç paradır o alt, üst geçit, yaya geçidini yapmak? İşte buradan hani az laf çok iş diyor ya, az laf hiç iş olmuş. Az laf hiç iş yapmamış. Yani icraat lazım. Doğru söylüyorsunuz. Ama maalesef bu icraatı göremiyoruz. Başkanım, Ankara'dan İstanbul'a gelecek olursak İstanbul'u nasıl görüyorsunuz? Ankara'da yaşadığım için onu söylüyorum. İstanbul yani Kayseri'de yaşadığım için. Evet. Kayseri'de varsa sorundan sorarsanız söylerim. Ankara'da yaşadığım için söylüyorum. İstanbul'daki bir Murat Kurum, değerli bakanımız, çok yakından tanıdığımız, aşırı bilgi yüklü, çok sempatik, insanlarla çok kolay kaynaşabilen, yani makamdan dolayı egosu zirve yapan bir adam değil, makama geldikten sonra ben hizmet seçildiğim insanlara hizmetkar olacağım tevazu içerisinde olan bir arkadaş. Derler ya, ilaç gibi. İstanbul'un şu an ihtiyaçlarına baktığımız zaman ilaç gibi bir isim olarak da adlandırılıyor. Bakın Murat Bey 5 yıl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptı. Ben grup başkan vekilliği yaptım. İrtibatlarımız, ilişkilerimiz, muhabbetlerimiz hep abi kardeş ilişki içerisinde geçti. Yani bir Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nden bakan oldum diye yani yürüyüşü değişmedi. Ne bileyim tavırları ve egosuyla değil. Bütün istişarelerimizi, konuşmalarımızı ülke menfaatine, millet menfaatine nasıl olur diye değerlendirerek yapmaya çalıştık. Ben 5 yıldır tanıdığım Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un insan olarak insanlarla sıcak bir muhabbet kurma kabiliyetinin var olduğunu görüyorum ve inşallah İstanbul muradına kavuşacak diye ümit ediyorum. Çünkü sıcak, sempatik, sokakta her zaman, her an bulabileceğiniz, zor zamanlarda kaya değil, denize değil, ne bileyim balık yemeye değil, zor zamanlarda insanın yanında olacak bir Murat Kurum'un var olacağını, var olabileceğini ben şehadet ediyorum. Evet, çünkü yaşadığım için, evet, yaşadığım için biliyorum. Hatay'da deprem bölgesinde yani Murat Kurum'u, değerli bakanımızı, değerli başkanımızı, Murat Kurum'u siz o bölgelere sorun. Şu anda Çetin Bey, 2024 yılının ve bundan sonraki sürecin en önemli unsurlarından birisi kentsel dönüşüm ve dolayısıyla deprem. Bakın sanıyorum Aralık ayı içerisinde olabilir. Şeyde Japonya'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. O anda Malatya'da, Türkiye'de 4.3 büyüklüğünde aynı gün veya bir gün önce deprem yaşandı. 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunda hepimiz titredik, eyvah bir şey mi oluyor diye. Ve şu anda çeşitli depremlerle de karşı karşıyayız, illi ufaktı. O gün Japonya'daki depremde ilk açıklamalara göre 43 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün dün televizyonda izledim. Herhalde 280 kişi 7.2 büyüklüğündeki depremde 280 kişi hayatını kaybetmiş. Oradaki binaların o anı çekmişler, binaların sallanmasını hemen hemen 1 metreye yakın sallanmasını ortaya çıkarmışlar. Bugün Dubai'de 1 kilometre yüksekliğinde 900 gökdelen yapılmış. O gökdelenin taban alanı ne kadardır bilmiyorum. Herhalde 2-3 bin metrekare vardır. 2-3 bin metrekare 1 kilometre diyelim uzunluğunda şeyin 1 kilometre yüksekliğinde bir binayı yapabilmek onlar muhakkak mümkün olduğunu görüyoruz. Şimdi İstanbul'da en önemli unsurlarından birisi yine bu dezenformasyoncu medya ahlak yoksunu yani
gazetecilik ahlakı diyelim, yok şunu medyan, o gün Sayın Murat Kurum'un 130 bin canımızı yitirdiğimiz dediğinin 100 yıllık çarpıtarak 100 yıllık Türkiye'de geçmişe baktığımızda 130 bin insanın hayatını kaybettiğini itiraf etti. Eski Çevre Şehircilik Bakanı itiraf etti. Yani saklanıyor olması ile ilgili yani, mutlaka bir araya saklanabilmesi bu işin mümkün mü? Niye saklansın bir de? Yani zaten hayatını kaybeden insanların hepsinin isimleri kayıtlı bulundu. Kiminin DNA testi yapıldı, kiminin eş dost akrabası getirildi. Kimlik tespitleri yapıldı. Şimdi eğer siz burada 80 bin kişiyi örtbas edip onlara kayıtlara geçirmediğinizi iddia edebilmek, ben hayret ediyorum ya. Demek ki muhalefet olmak akli menekelerini de kaybetmeye fırsat veriyormuş. Kaybettiriyormuş diye düşünüyorum, üzülüyorum. Yani meslektaşlarınız adına üzülüyorum, mesleğiniz adına üzülüyorum. Çünkü medya bizim gözümüz kulağımızdır. Doğru bilgiyi sizlerden alırız. Sizin eğer verdiğiniz bilgiler doğruysa biz ona göre tefekkür eder, ona göre gayret eder, ona göre icraatlarımıza devam ettiririz. Eğer siz bu işleri farklı noktalara doğru götürürseniz inandırıcılığınız da olmaz, zayıf kalırsınız. Evet. Bakalım son 5 dakikamız bitirdik mi? Çok hızlı geçti. Ama mesela İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı, 2 terörist öldürüldü. Orada maalesef yaralılarımız da var. Bir şehidimiz var. Türkiye'de son aylarda baktığımız zaman farklı noktalarda yeniden uzun yıllarda terör hadisesini kullanıp Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan güçler yine düğmeye basmış gibi gözüküyor. İstanbul'daki saldırıyı ve son zamanlardaki terörle ilgili faaliyetlerimizi... İstanbul'da bir yayın yasağı da geldi. Evet, Çetin Bey söyledi, yayın yasağı geldi, Rütük böyle şeydi. Ben de iktidarın genel başkan vekili olarak, biz siyasi partinin, en büyük partinin genel başkan vekili olarak bu konuyla ilgili yayın yasağına rağmen bir şey söylememizin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama ilk anda sosyal medyada paylaşılanlar doğruysa içler acısı bir durum söz konusu. Maalesef şu anda tam bilmiyorum ama genel başkan yardımcısı değil mi? Malatya milletvekili Veli Ağbaba Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o teröristlerin ikisiyle, eğer doğru mu yanlış mı tam bilmiyorum, teyit edilmemiş bir bilgi. İkisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir basın toplantısı var. İşaret altına almışlar. Yine DEM Parti'nin bir milletvekilinin ziyaret ettiği kişinin işkenceye maruz kaldığını diye, bugün eğer o kişiler Çağlayan Adliyesi'ne saldırı yapan ve bir polisimizi şehit eden kişilerse, muhaliflerin birilerini savunurken o kişilerin cisimlerini değil, ülkenin menfaatini, vatanını korumak için gayret eden polislerimizin canını, adalet dağıtmak için çalışan hakim ve savcılarımızın canlarının değerinin teröristten daha üstün olduğunu düşünmek mecburiyetindedirler. Bunlar insan haklarına sığmayan bir durumdur. Yani siz insan hakkı diye savunmaya çalıştığınız şey bir teröristtir, bir katildir. Bu teröristleri kalkıp da siz polisimize katledin, adliyemizi, yargısını engellemeye çalışan, adalet dağıtımını engellemeye çalışan teröristleri savunursanız siz de teröristle aynı çuvala, aynı kefeye girdiniz demektir. Ana Muhalefet Partisi'nin en büyük sorunlarından birisi bu. Genel Başkan Yardımcılarının, partinin yetkililerinin ve temsilcilerinin maalesef böyle bir süreç içerisinde araştırmadan, incelenmeden, önüne arkasına bakmadan sadece iktidarı eleştirebilmek için, iktidarı zor durumda bırakma gayret içerisinde yaptıkları her türlü kötü niyetlilerine kol kola girip ittifak yapmalarıdır. Milletimiz 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta bunlara mesajını verdi, hesabını gördü. Evet. İnşallah 31 Mart tarihinde de herkese selam çakan, Kandil'e selam çakmayı unuttular. Onu da işlerinden yaptılar herhalde. O kadar cesaretli değiller aslında. Çünkü şu anda DEM Parti gizli ortaklığı kabul etmiyor. Net ol diyor. Ama net olarak ortaya çıktı başkanım. Özellikle Başak Demirtaş da adaylıktan çekildi. CHP ile DEM arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsun? Başak yani Demirtaş'ın şöyle söyleyeyim. Neler söylerseniz. DEM
Kandil'le bağ Demirtaş'taki bağından daha farklı. Evet. Şimdi Kandil Demirtaş'ı istemiyor. Dem de istemiyor. Dem de Demirtaş'ı dışlıyor. Biliyorsunuz sonradan çıktı. Evet. Demirtaş 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istemiş. HDP neyse. Yeşil Sol Parti hayır demiş. Şimdi de Selahattin Demirtaş'ın eşi aday olmak istediğini beyan etti. Ve o gün grup başkan vekili zaten çok lastikli bir açıklama yaptı. Ne söyleyeceğini bilemedi. Basın mensuplu arkadaşlarımız sorularına kaçamak, siyaseti iyi okuyan birisi nasıl kaçacağını, nasıl kıvıracağını düşünüyor, görmüştü. Evet. Onu biz öyle öngörmüştük. Şu anda DEM Selahattin Demirtaş'ın yükünden kurtulmak istiyor. Selahattin Demirtaş onların sırtında kambur. Çünkü Kandil'le doğrudan doğruya bağ kuran DEM, Kandil Selahattin Demirtaş'ı istemiyor. Farklı noktalara doğru götürüyor. Yani Selahattin Demirtaş'ı yok sayarak gitmeye çalışıyorlar. O da ittifaklarını bozacakları için. Yani Kemal Bey'den Özgür Bey biraz daha cesur davranıyor DEM Parti'ye. Biliyorsunuz şehitin cenazesine gittikten sonra DEM Parti'yi ziyaret ediyor. Ve vatandaş bunu kabul etmiyor, içselleştiremiyor. Mutlu olmuyor, doğru değil diyor. Hatay'da nitekim öyle oldu. Genel başkanlarına isyan ettiler oradaki vatandaşlar. Dediler ki ya sen bu adamı niye getiriyorsun? Biliyorsunuz Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı kentsel dönüşüm olmasın, kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm diye anlatan kişiydi. Ve bir de haksızca bir şey yapıyorlar. Hem hemşehrim Sayın Mehmet Öseseki'ye, evet, hem değerli kardeşimiz, dostumuz Murat Kurumbey'e haksızlık yapıyorlar. İmar barışı ile ilgili yasayı. Bakın imar barışı yasası, o gün hep birlikte evet dedik. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri evet dedi. Nitekim o zaman Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Akif Hamza Çelebi'nin kanun teklifi var. Doğru. Kentsel dönüşü, imar barışı ile ilgili kanun teklifi var. İmar barışı, yani imar dışı yapılmış, imara aykırı yapılmış şey, depreme aykırı yapıların değil, kaçak yapılmış konutların, plan dışındaki yapılmış konutların elektrik ve su ihtiyaçlarını alabilmeleri için yapılmış düzenleme. Bir düzenleme. Evet, doğru. Yani var olan bir şeyin düzenlemesiydi. O imar dışı konutların, binaların, bağımsız bölümlerin yapılmasına fırsat verenler belediye başkanlarıdır. Onları bertaraf etmesi gerekenler belediye başkanlarıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı orada eğer 1 milyon, 2 milyon riskli yapı varsa, 3-4 milyon civarında riskli konut, bağımsız bölüm varsa, kentsel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kentsel dönüşüm yapabilmeli. Eskişehir'de Hatay 25, yapmalıydı mesela. Yapmalıydı. Evet. Eskişehir'de 25 yıl görev yapmış Büyükşehir Belediye Başkanı 24 bina kentsel dönüşümü yapmış. 24 dairelik kentsel dönüşüm gerçekleştirmiş. 1 ya da 2 bina. Peki. Yani 1 veya 2 bina. Evet, 25 evet. Yılda kentsel dönüşümü 24 dairelik bir bina ile yapan zihniyetin hali ortada. Evet, Hasan Bey, süremizin sonuna geldik ama soru değil aslında. Bugün 7 Şubat yılın 38. günü. Dünya Kayseriler Günü efendim bugün? 38. Güzel bir şey. Fakat bakın 7 Şubat Türkiye tarihinin önemli dönüm noktalarından birisi. 7 Şubat 2012 MİT müsteşarında operasyon yapıldığı gün. Evet. 7 Şubat 2012 Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık sebebiyle ameliyat olacağı gündü. Yani Türkiye'de en önemli dönüm noktalarının birisi bu. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın ameliyat olacağı yere şuraya gidelim bir duasını alalım diye bir saatlik, iki saatlik gecikmesi Türkiye'de karanlık bir
geleceğin oluşmasını engelleyen bir durum söz konusudur. O gün çok önemli. Aslında çok önemli, bir gündü. Tarihi bir gündü. Zaman çok hızlı geçiyor. Evet, evet. Kısa kısa zamanımız şu kadar diye söyleseydiniz bunlara da girerdik. Evet, evet, çok kısa evet biraz tabii sizin atiptiğiniz konulara çok uzun zamandır konuların içinde olmuş olmanız doyurucu FEM açıklamaları ortaya çıkarttı. Biz de kesmedik, bölmedik. Teşekkür ederim. Ama büyük bir çoğunlukla FEM programımızın formatını işlemiş olduk. Efendim çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. İnşallah daha güzel konuları konuşmak için yine bir arada olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Buradan bizi izleyen yurt dışındaki hemşehrilerimize, kardeşlerimize, onların bu yerel seçimde oy hakları yok ama dostlarının, akrabalarının, yakınlarının yaşadığı yerlerdeki iyi birinin belediye başkanı olmasını arz ediyorlardı, diliyorlardır. Evet, evet. 22 ilde herhalde canlı yayın, yerel medya bu işi yapıyor. Ben tüm hemşehrilerimize, 22 vilayetteki ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla buluşma imkanı verdiğiniz için Anadolu Yayıncılar Birliği'ne başkan ve yönetim kurulu üyelerine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Biz de sizlerle ilgili bütün mevzuat konusunda önünüzdeki engelleri ortadan kaldırabilmek için doğru bildiğimiz, doğru bulduğumuz şeyleri de yapmak için gayret ediyoruz. Hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Efendim biz çok teşekkür ederiz. Uzun yıllardan beri destek olduğunuz için Anadolu Medyası'na. Çetin Altan ve Zeki Akbüyük'le beraberdik efendim. Sayın Bakanımızı ağırladık. Bir ekran klasiği Anadolu soruyor. 22 kanalda ortak yayında geniş bir coğrafyada efendim karşınızda olduk. Sayın Bakanımızın önemli açıklamalarını efendim bizler aracılık yaptık. Başka bir yayında tekrar buluşalım istiyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Hoşçakalınız efendim. Şu birliktelik merkezi